Dostlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda yine farklı bir konseptle karşınızdayım. Videomuzun konusu gelecek için iyi fiyatlar beklediğim dolar tarafında ve Türk lirası tarafından güzel getiriler elde ettireceğini düşündüğüm hisselerle ilgili olacak. Bu hisseler farklı farklı sektörlerde, içinde holding olan, seramik tarafı olan, inşaat tarafı olan vesaire, otomotiv tarafı olan genel anlamda farklı şirketlerden oluşacak. Kimilerinin bedelsiz Sermaye artırımı olacak. Kimileri artırımı tamamlamış ama yukarıya doğru çok güçlü hedefleri olan, çok güçlü şirketlerle ilgili sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi dostlar bilgilere geçmeden önce biliyorsunuz burada yer alan yorum, yatırım tavsiyeleri tamamıyla kendi fikrimdir. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Sizler yatırım kararı almadan önce mutlaka benim gibi ve daha fazla araştırmanızı yapıp ondan sonra yatırım kararı alın. Çünkü her zaman olduğu gibi, her zaman söylediğim gibi, bu stratejik işlemler, bu yatırım kararı alma olayı bile sizlere çok fazla deneyim katacak ve artık kendi kendinize yetebilir hale geleceksiniz. Şimdi arkadaşlar birinci hissemize bir geçelim. Bakın birinci hissemiz Orge. Orge'mizin önce şuradan fin tarafından verilerine bir bakalım. Orge enerji elektrik taahhüt. Baktığımızda 732 milyonluk bir öz kaynak var. Bu öz kaynaklara istinaden 80 milyonluk bir sermayesi mevcut. En son 2017 yılında temettü verdiğini görüyoruz. Şirket bilgilerine baktığımızda ise Orhan ve Nevzat, Nevhan Gündüz'ün paylarını gördünüz. Ve yine diğer tarafında halka açık olarak %49'luk bir pay görüyoruz. Şimdi dostlar Orgen'in özet raporuna baktığımızda bakın net dönem karının 75 milyon, Pavoy'un 101, esas faaliyet karının, bürüt karının ve satışlarının güzel oranda arttığını görüyoruz. Dönem ve duran varlıklarının ise yine aynı şekilde arttığını e, Baktığımızda da net borcunun %50 arttığını, finansal borcunun da arttığını görüyoruz ama bu rakamlar benim için gayet makul rakamlar olarak karşıma çıkıyor. Şirketimizin bir de geri alım programı varmış. 19.53 ortalamayla geri alımları yapılmış ve son geri alım Mayıs tarihinde yapılmış. %54'lük bir getiri potansiyeliyle de bu geri alımlar arkadaşlar kar getirmeye devam ediyor. Rakip firmalara baktığımızda orge tarafında ne söyleyebiliriz? İnşaat sektöründe karşımıza çıkan şirketimiz arkadaşlar hemen şuradan tam olarak baktığımızda orgenin 702 FK 330 PDD ve yine 7.53 fabrikli fiyatlandırı ve sektör ortalamalarına göre çok 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 düşük rakamlar olarak karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Orgenin teknik tarafına geçtiğimizde Orge bize neler vaat ediyor hemen bir ona bakalım. Öncelikle Türk Lirası grafiğimize geçelim. Bakın Türk Lirası grafiğinde gayet yükselen bir ivme zaten Orge'de görüyorduk. Nasıl bir yükselen bir ivme görüyorduk? Orge aslında dip seviyesini 2015 yılında yapmış 0.35 kuruşla şu anda da 30 liralara kadar yükselmiş. Hali hazırda baktığımızda 2015 yılında şirketi fark edip elinde tutan arkadaşlar için %8 binlik bir getiri elde ettirmiş. Tabii ki bu zamanlarda fark edip elinde tutan kişileri bulmak çok zor. Daha sonraki dip seviyesini ise baktığımızda 2020 yılında yapmış. 1 lira 86 kuruşta. Burada yaptığı dipte de arkadaşlar içeride kalanlar tepe noktasına kadar %1700'lük bir getiri getirmiş. Ve şirketimizin şurada 2013 yılında yaptığı tepeye İkinci tepeyi de tam Kasım 2022 yılında yaptığı için artık kendine yeni bir üst kanal direnci oluşturduğunu görüyoruz teknik analiz tarafından. Biraz daha yakın zamanda bu fiyatlara bakarsak. Şimdi dostlar dedik ki şirketimizin yukarıda bir üst kanal direnci var. Bu üst kanal direncimiz bizim şurada mor kalın çizgiyle belirttiğimiz çizgi ve buraya doğru da 40 liralık bir hedef mevcut. 40 lira 60 kuruş, 40 lira 70 kuruşluk bir hedef mevcut. Peki tüm bunlar olurken hissemizin biraz daha yakın zamandaki durumu ne? Aslında baktığımızda Orgen'in düşen kırılımını şurada e, 2023'ün Haziran ayında yaptığını görüyoruz ve daha sonra bu düşen kırılımının onayını ayını Haziran'ın 21 yılın 21'inde yine 2023 günü yaptığını görerek yukarı yönlü güzel bir hedefle ilk başta fitil hatta seviyeye kadar %39 verdiğini anlık olarak da %28'lik bir getiri getirdiğini görüyoruz. Tüm bu getiriler getirilirken kendi içinde bile de kanal oluşumu mevcut oluşturduğu kanalın grafiği bakın şu şekilde dip tepe dip tepe yine bir dip oluşturma çabasında. Yani şunu söylemek gayet mantıklı. 28,5 ve 29 seviyesinde orge dip çalışmasına devam eder arkadaşlar. Ve ne zaman buçukta 29'un üstünde kaldığını görürsek yukarı yönlü yeniden taşınabilir. Çünkü yukarıya doğru oluşturduğu kanal gayet güçlü, gayet ivmeli bir kanal olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden bu kanalın oluşumunda herhangi bir sıkıntı bizler için yok. Peki dolar tarafına bakarsak dolar tarafında neler söyleyebiliriz? Orgen'in genelde yaptığı işler de e, güçlü işler. Birazdan ona da geçeceğim. Dolar tarafında ise yine bakın uzun vade grafiğine geçiyorum. Çünkü bu vereceğim hedefler benim uzun vade hedeflerim. Dolar tarafında bir düşen trend kırılımı mevcuttur. Şu an için bozmuş gözüküyor haftalıkta. Tabii ki haftalık kapanışa da bakacağız. Yükselen trend devam ediyor. Kendi için oluşturduğu yine bir üst kanal direnci var. Bu 2.40 dolar 2.50 dolar seviyelerine kadar tekabül etmekte. Eğer zaten burada 2.50'ler gelecekse Orgen'in dolar tarafında da %128'lik bir getirisi var. Düşen trend yapması gerektiği seviye ise baktığımızda 1.76 sen seviyesinde yani buraya kadar da yaklaşık %60'lık bir getiri söz konusu. Bu %60'lık getiri kırıldığında yukarıya doğru ilk etapta %128 olan getiri gelir. Ondan sonrası için de daha farklı bir yatırım hedefiyle 0.20 centlerden 1.90'a kadar yükselmiş bir bölgeden bahsediyoruz. Bu sefer ne yapar? Bizim hedefimiz 3 dolarlar yapar dostlar. Yani anlık fiyat hareketinden 3.60 dolarlara kadar %231'lik bir yükseliş beklemek Orge'de çok mantıklı olur dolar tarafındaki teknik görünüme baktığımızda. Şimdi dedik ki Orge neler yapabiliyor? Bakın Orge'nin sektör olarak baktığımızda alışveriş merkezleri, sanayi bölgeleri, enerji iletim hatları, endüstriyel tesisler, üniversiteler, konut projeleri, oteller, okullar, lojistik depoları ve iş merkezleri gibi çeşitli projeler ve biyogaz, rüzgar ve güneş gibi yenilebilir, yenilenebilir enerji projeleri için elektrik taahhüt işlerini üstlendiğini de biliyoruz. Yani çok farklı sektörlerde çok gelişmiş işler yaptığını Orge'nin biliyoruz. O yüzden Orge her zaman potansiyeli olan bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. İkinci hissemiz ise Euren. Euren'in hemen teknik tarafına bakalım. Euren de yine bir kolu inşaat tarafında karşımıza çıkıyor. Euro'nun 1.9 milyarlık bir öz kaynağı var. Satışları net dönem karını bir miktar sıkıntı olsa da net borcunun az, net borcunun %19'luk bir artış olduğunu görüyoruz. Finansal borcu %26 artmış. Duran varlıklar 60 dönem varlıkları yatay diyebilirim. Net dönem karında falan bir azalma olsa da satışlarında %44'lük bir artış söz konusu. O. Sermaye artırım ve temettülere baktığımızda zaten e, halka arz olduktan sonra belli bir zaman diliminde %350'lik bedelsiz verdiğini biliyoruz. Yine aynı şekilde rakip firmaların üzerine bakarsak inşaat ve mobilya dekorasyon sektöründe karşımıza çıkıyor Euron. 26.14 FK, 5.64 PDD ve 29.05 Favec'de karşımıza çıkıyor. Sektör ortalamaların bir tık üstünde ama makul rakamlar diyebilirim. Şimdi mobilya tarafına baktığımızda mobilya tarafında bu rakamlar yüksek rakamlar olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Orgen'in şirket bilgilerine baktığımızda, şey, e şirket bilgilerine baktığımızda Hı. Nevi Hatipoğlu'nu görüyoruz, Nevi Hatipoğlu yüzde 46 Tuğba Öztürk'ü görüyoruz ve halka açık kısmının 34 olduğu burada karşımıza fin tablosu verileri çıkıyor. Şimdi European European aslında neler yaptığına gelirsek Euro'nun biliyorsunuz Europen'in bir PVC işi var, en başta birinci işi PVC işi ama aynı zamanda cam üretimi yaptığı için dünya ünlü markalara Bosch, Siemens gibi markalara ve Arçelik gibi markalara buzdolabı camı vesaire. Bu tarz imanatlar da yapıyor ve hatta kap tarafında bu taraf çok belirgin ve e, yeni iş anlaşmalarının haberleri de verilmişti. Ayrıca Kütahya'da biliyorsunuz GES yatırımı çerçevesinde güneş enerjisi camları üreteceği bir fabrika yatırımına da devam ediyor. Bununla ilgili gerekli teşvikleri de aldı. Yani şirket gayet büyümeye ve sektörel gelişimini tamamlamaya özen gösteriyor diyebilirim. Şimdi... Avrupa'nın Türk lirası tarafında grafiğine bakarsak zaten beni takip eden dostlarım bu grafiği gayet iyi biliyor. %278'lik getiri hedefiyle 8.75'ten beri takip ettiğimiz euro endişemiz hala getirilerine devam ediyor. Hali hazırda baktığımızda bir bayrağımız var. Daha önce sert giriş çıkış yaptığımız bayrağımızın şu an için üzerinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Neresi burası? 14.57 üzerinde kaldıkça bayrağı çalıştırmak isteyip yukarıya doğru kendini bir an önce 18.80 hedefine atmak isteyecek. Ama ana hedefimiz burada baktığımızda 33 lira seviyeler dostlar. Şimdi tüm bunlar gerçekleşirken Europe'nin ben Euro cinsinden grafiğine bakmak istiyorum. Çünkü yurt dışındaki ihracat, ihracat geliri genel anlamda Euro geliri. Euro tarafında düşenin kırıldığını görüyoruz. Fakat bizim biraz daha hacimleneceğimiz ve herkesin arkasından baktıracağı seviye 0.51 Euro seviyesi geçildikten sonra olacak. 0.51 geçildikten sonra şu anki başlangıçtaki hedeften %3 yükselecek. İkinci hedefimiz yüzde 19. Üçüncü hedefimiz yüzde 30. Ve yine yüzde 56 dördüncü hedefimiz ana hedefimiz yüzde 158'lik getiri olacaktır. Peki tüm bunlara baktığımızda asıl hedefimiz ne olacak ona da bakalım. Şu anki anlık kurlardan baktığımızda Yunan'ın 29.52 29 olduğunu görüyoruz. 29.52 çarpı 1.26 dersek hedefimizin Euro bazda 37 liralar olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Europen de benim gözümde güçlü şirketlerden bir tanesi. Yurt dışındaki Hollanda'ydı galiba. Oradaki fabrikası, oradaki o ortağıyla üretimini yani anlaşmasını bitirdi. Kendi çapında artık Kütahya tarafında yani e, ve Eskişehir tarafındaki fabrikalarını önem veriyor ki zaten Eskişehir fabrikası devasa. Burada yeni yatırımlarla birlikte kapasite sanattırdı. İşte enerji tarafını GES tarafından karşılıyor vesaire. Yani şirketin önü açık olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bu videosu bu sektörel video daha doğrusu yükselebilecek video potansiyeli çektiğimiz bu video konusunda karşımıza çıkıyor. Üçüncü şirketimiz Bera Holding arkadaşlar. Burada farklı bir şey yaparak bir tane holding almayı seçtim buraya. Neden? Şimdi Bera'nın baktığımızda 8 milyara yakın bir öz kaynağı söz konusu. Net borcunda bir azalma, finansal borçlarında bir artış. Duran varlıkları yatay diyebilirim. Dönem varlıkları da bir tık yatay üstü. Satışlarının %50 arttığını görürken net dönem kar esas faaliyeti Favok tarafından bir tık gerileme olduğunu söyleyebiliriz. Şirket bilgilerine baktığınızda Bera yatırım sanayinin sermayelik payını %7, diğer tarafında ise %92'lik bir halka çıktık görüyoruz dostlar. Tüm bunlar olurken Bera'nın dedik ki 8 milyara yakın bir öz kaynağı var. Buna istinaden de 683 milyonluk bir tahtası var. Bunu da Ocak ayında %100 bedelsiz arttırarak oluşturmuştum. Temettü tarafında temettü vermeye çalıştığını görüyoruz çok düşük de olsa bir temettü dağıtımı söz konusu. Şirketin bir de geri alım programı var. En son 10 lira 44 kuruş ortalamayla aldı geri alımda %32'lik bir kar elde etmiş. Zaten tek geri alımda 95 bin notluk bir geri alım yapılmış. Rakip firmaların üzerine baktığımızda holding tarafında eğer Bera'yı değerlendirecek olursak biliyorsunuz burada artık çok fazla holdingimiz var. Ama bu holdinglerin sadece 5-6 tanesini takip ediyorum. Şimdi Bera Holding'in 5.43 VK, 1.19 PDD ve 5.31 FOVAP karşımıza çıktığını görüyoruz. Sektör ortalamaların gayet içinde diyebilirim. Şimdi geldik Bera Holding'in arkadaşlar ne iş yaptığını. Bera Holding'in ne iş yaptığını soracak olursanız gayet şuradaki e, görselde aslında bize sunuyor. Bakın bu bayrakların hepsi Bera'nın bir Bu Peki bu iştiraklar bu bayrakların gücüne hemen buna bakalım. Kağıt karton, makine, gıda, petrol, inşaat ve yapı malzemeleri. Mermer, tekstil, turizm gibi farklı sektörlerde faaliyet sürdürdüğünü Bera Holding'in biliyoruz ve Bera Holding'in savunma tarafına da giriş yaptığını biliyoruz. Şimdi geldik Bera Holding'in teknik grafiğine. Dostlar, Bera Holding'in teknik grafiği aslında bizlere çok fazla getiriler sunan grafiklerden bir tanesi. Daha öncesinde bunun çizimini Twitter tarafında da çok paylaşmıştım. Yine dolar bazlı baktığımızda aslında bir düşen kırılım geldiğini fakat şu anda tam onay hareketi yapabilecek seviyelerde olduğunu görebiliyoruz. Bunun üzerinde dolar tarafında öncelikle 0.55 centin ve tabii ki 0.63 centin üzerine çıkması gerektiğini, ondan sonrasında ise asıl yükselişine başlayacağını, yani dolara karşı getiri inmesi olarak herhangi bir şey getirmediğini daha söyleyebilirim sizlere. Şimdi Bera Holding'in teknik tarafına baktığımızda, bakın dostlar, grafiğimiz bir tık daha otursun ve haftalık bazda Bera Holding'imizi grafiğine bir bakalım. Bera Holding'in şu anda baktığımız seviyelerde haftalık grafikte aslında biraz daha bir oluşma ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bu oluşum nereden geçecek? Hiç fitil ihlali yapmadan Bera Holding'in şurada 16-18'in üstünde kalmasını bekleyeceğiz. Fincan Kup formasyonumuzun çalışması için. Şimdi aldık buraya fiyat hareketimizi yazdık. Dedik ki 16-18 fiyatının geçilmesi gerekiyor çizgilerimizi incileştirelim biraz. Evet. 16-18 geçildikten sonra Bera Holding'in uzun vadede üst kanal direncini hedeflemesini beklemek gayet mantıklı olur. Bu hedef zaten yukarıya doğru 75-80 lira civarlarında ilk başta tekabül edebilir. Daha yukarı daha da şirket karı elde ettiği sürece bunun yukarıdaki hedefleri çok farklı olur. Baktığımızda Bera Holding'in bir yükselen trendinin olduğunu ve haftalıkta şurada bakın bir boğa tuzağı attığını görüyoruz. Burada tuzağı attıktan sonra yukarı yönlü Yükselişini devam ettiriyor Peki burada yaptığı tuzakla birlikte ne kadarlık bir Kar getirisi aldı yüzde 34'lük bir yükseliş sergiliyor İlk etapta ama Bera Holding'in yükselişi için Elimizde olması gereken rakam 16-18'in Yukarı yönlü geçilmesi. Bu çok çok önemli bunu sakın unutmayalım Bera Holding'in ilk etapta geçmesi gereken rakam 16-18 Peki şu anki biraz daha yakın zamanla bakarsak neler söyleyebiliriz Yakın zaman grafiğinde zaten yükselen trendinin kırıldığını görüyoruz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ve şu anda da yine kanal içi oluşumuna devam ettiğini görüyoruz. Çünkü her yerden yükselen ve düşen trend çizmek gayet kolay ve mantıklı. O yüzden en başta uzun vade grafiklerimize bakarken bu oluşumları haftalık grafikte çizip haftalık grafikte şirketlerimizi takip etmeye çalışıyoruz. Hata yapmamak adına. 16-18 açıldığı, açıldı takdirde ilk etapta arkadaşlar buradan 24'lere kadar bir hedef söz konusu. 24 liralara kadar bir hedefimizi hemen şuraya yazalım. 24 TL'de yukarı yönlü açılırsa o zaman işler biraz daha değişir. Ne olur? 39 liralara kadar bir hedef söz konusu olur ilk etapta. 39 liralarda aşıldığı takdirde üst kanal direncini hedefleriz. Burada tabii ki hız çok önemli. Eğer sert bir şekilde yükseliş yaşarsak bir ortalama 90-100 lira arasına kadar bir yükseliş görmek Vera Holding'de çok mantıklı olur. Sektörel anlamda çok fazla şey hitap ettiği için ve güçlü sektörlerden, güçlü holdinglerden birisi olduğu için Bera Holding'i de bu listemizde aldık. Yukarı yönlü hedefleri güzel olduğu için ki keza Bera Holding'i zaten baktığımızda Ocak ayında %100 bedelsiz verdiğini görüyoruz. Tekrar eski fiyatları ve üzerine toplayacağını umut ederek Bera Holding'i de bu videomuzda yer veriyoruz. Bir diğer hissemiz Cemtaş. Gelelim Cemtaş'ımıza. Bakın Cemtaş çelik makine sanayine geldiğimizde hemen hemen 2 milyara yakın bir öz kaynak görüyoruz. Borçlarının %50 arttığını görürken finansal borçlarının yatay kaldığını, duran varlıklarının yatayın bir tık üstünde olduğunu, dönem varlıklarında yine aynı kez olduğunu görüyoruz. Net dönem karında bir azalma söz konusu. Fav önünde esas faaliyet karı ve bürüt karında bir azalma söz konusu. Fakat satışlarının %10 arttığını görüyoruz. Baktığımızda 109 milyonluk bir çeyreklik net karımız mevcut. Şimdi Bero Holding, Cemtaş'ın şirket profiline baktığımızda Bursa Çimento Fabrikaları anılım şirketini görüyoruz ve diğer tarafında yüzde 42'lik bir açılım görüyoruz halka arası tarafında yani biz tarafında bizlere aldığımız sermayede sermaye artırımlarına geçelim. Baktığımız dedik ki 2 milyara yakın bir öz kaynağımız 500 milyonlukta Mayıs'ın 31'inde yüzde 395 artan bir bedelsiz bölünmemiz var. Bu gerçekten yatırımcılarına hayırlı olsun öncelikle aşağı indiğimizde temettü veriminin düzenli temettü veriminin olduğunu görüyoruz. Yani baktığımızda çoğu şirketlerin üzerinde bir temettü verim var ve bunlar güzel rakamlar. Biraz daha aşağı indiğimizde neler söyleyebiliriz? Geri alım olmadığını görüyoruz şirketimizin. Genel anlamda Cemtaş'ın sektörel faaliyeti olarak da aslında otomotiv tarafında olduğunu görüyoruz. Hatta burada rakip analizine değinirsek hemen bir geçelim. ana metal ve imalat tarafındaki Cemtaş'ımızın rakip analizinde hemen şuradan Cemtaş'ımızı bulduk. 655 FK, 279 PDD ve 710 FOBEK'te fiyatlandığını ve sektör ortalamalarının gayet içinde olduğunu, imanat tarafına geçtiğimizde ise bu ortalamaların Cemtaş tarafında yine aynı şekilde ortalamalarda geldiğini karşımıza ve sektörün altında kaldığını görüyoruz imanat tarafında. Teknik tarafına geçtiğimizde Cemtaş'la taşla ilgili neler söyleyebiliriz? Bakın Cemtaş'ta da güzel bir kanal oluşumu mevcut. Tüm bu kanal oluşumunun yukarı yönlü bir hedefi mevcut. Günlük grafikte bu kanal oluşumunu çizdiğimizde 21 liralara kadar ilk etapta %100'lük getiri hedefiyle Cemtaş taşınabilir. Çünkü güçlü bir kanal içinde hareket ettiğini Cemtaş'ın görebiliyoruz. Bedelsiz sermaye arttırımından sonra %400'lük sermaye arttırımından sonra da bu %100'lük arttırım yani bir yükseliş trendi çok güzel kazançlar elde ettirebilir. Çünkü sermaye arttırımını çok iyi vermişti. Hali hazırda iki tane hedefimiz vardı. İlk etapta Cemtaş'ın videosunu çektiğimizde şurada düşen kırılımında 9.20'den çektiğimiz videoda dedik ki 9.96 ve 10.82 hedeflerimiz var. Fiyatımız bunun üzerine dağıtarak bu hedefleri getirdi. Ve şu anda da şuradaki 10.86'ya doğru bir onay hareketi aynı zamanda kendi içinde oluşturduğu düşen trendlere bir onay hareketi yaptığını görebiliyoruz. Oluşturduğumuz bir kanalımız var yukarı yönlü. Bu geçerli. Bu kanalın ana divi arkadaşlar. Kanal divi ise baktığımızda şuradaki burada çizgiye çevirdim. Burası bu seviyelerde 9.90 seviyeleri olarak karşımıza çıkmakta. Yukarıya yönlü ise buradan yukarıya 21 ve daha yukarıda ise 30 liralara kadar bir hedefimiz söz konusu. 30 liraları da buralara bıraktım. Cemtaş beğendiğim şirketlerden bir tanesi çünkü benim. E, dolar tarafına geçersek eğer Cemtaş'ın hala bir şey yapamadığını yani ilk düşen kırılımını kırdığını fakat ikinci de ana düşen trend kırılımını gerçekleştiremediği için fiyatın yukarıya sert hareket etmediğini görüyoruz. Burada da 0.42 cente geçtiğimizde dostlar yine yukarı yönlü hedefle hemen hemen 1 dolar olmasını beklemek çok mantıklı olacak benim için zaten 1 dolarlık seviyede anlık kurda hemen hemen bizim yukarıda 27-30 bandına kadar tekabül ediyor. Zamanla birlikte tabii ki doların yükselişinin devam edeceğini genel anlamda ekonomi piyasalarında da bildiğimiz için bu hedefleri söylemek çok mantıklı ve makul. Bir diğer hissemiz kuva granit arkadaşlar. Kuva graniti konuşacağız. Neden kuva graniti konuşacağız? Şimdi ona bir geçelim. Kuva granit bildiğiniz gibi kasasında dolar tarafı çok güçlü olan şirketlerden bir tanesiydi. 3.9 milyarlık bir öz kaynağı var. 1 milyarlık bir borç var. Net borcu. Finansal borcununda yine aynı şekilde %17 arttır görüyoruz. Duran varlıkları %3, dönem varlıkları %8 artarken net dönem karının %19 azaldığını Fab yüzde %21 arttığını, esas faaliyet karında %16 azaldığını, brüt karının %20 satışlarının %93 arttığını görüyoruz. Çeyreklik karda da 199 milyonluk bir kar olduğunu görüyoruz. Şirket bilgilerinde Alarcan'ı konuşuyoruz. Alarcan'ı görüyoruz. Alarcan e, bu Covid zamanı tahtalar çok düşerken 12 liranın altına yatarak malda 12 liranın altına yatarak şirkete olan güvenini tazelemiş ve ondan sonra biliyorsunuz Kuagrent'i 80-90-100 liralara kadar taşındığını görmüştük. Yani hatırı sayılır düzgün patronlardan birisi olduğunu da söyleyebiliriz. Q yatırım holdingi görüyoruz gene. E, şirket sermayesinde %20'lik bir payla. Ayrıca %29 ile halka açık olduğunu görebiliyoruz. Sermaye artırımına geçtiğimizde dedik ki 4 milyara yakın bir öz kaynağı, 2.6 milyarlık bir sermayesi olduğunu görüyoruz. Burada net %100 bin şey %1000 bedelsiz sermaye artırımı yapmıştı. Bu da yatırımcıların hayırlı uğurlu olsun. Şimdi tüm bu sermaye artırımları bulduktan sonra şirketimizde teknik tarafta güzel bir oluşum söz konusu birazdan ona geçeceğiz. Tabii ki burada rakip analizlere baktığımızda cam seramik ve porselen tarafına baktığımızda Kuva 12.32 FK, 5.18 PDD ve 15.17, 15.79 FOYOK fiyatlandığını ve sektörün ortalamanın içinde olduğunu görebiliyoruz. Şimdi dostlar Tabii ki yeni ilişkiler ve iş ilişkilerini kat tarafından takip edebilirsiniz. O tarafı da mutlaka atlamayın. Ben video çok uzamaması adına genel anlamda temel bilgilerini verip hemen teknik tarafına geçiyorum. Teknik tarafında nasıl bir oluşum söz konusu? Bakın arkadaşlar, Kuagrant'in zaten Kuagrant'in şöyle bir oluşumu var. Cümleyi biraz toparlayayım ve ardından geçelim. Kuagrant arz olduktan sonra ise bile şu anda kendi içinde bir yaptığı bir bayrak yükselen tarafında devam ediyor. Yani hala fiyat yükselmeye devam ediyor. Kısa vadede bir düşüş olsa da gayet hacimli, ivmeli bir yükselişini gösteriyor. Neden? Teknik tarafımızda günlük grafikte era sayımız 50'nin üzerine 60 değil. Bugün hatta sert bir fitille belirti çok iyi yükselmişti. 8 ları görmüştü. Fakat borsanın geri çekilmesine etkilenir. bu fitilde başarılı olmadı. Ama şurada düşen kırılımını yukarı doğru fitil atarak bir zedelemesi bizim için olumlu. Olur. Şimdi kovar yeni dibi 6.50 seviyesi. 6.50 seviyesi dip olarak karşılanabilir. Endeksin geri çekilmesi devam ederse fiyatımız da 6.50'ye girerse benim için çok ciddi pozisyonlar alınabilecek seviyelerden bir tanesi olur 6.50. Ve buradan yukarıya ise 6.50'den yukarıya benim taşıyabileceğim fiyat hedefi de ilk etapta baktığımızda %42'lik bir yükselişte 15 liralar olur. Çünkü bayramımızın yukarıya hedefi hemen hemen ona tekabül ediyor ve burada da Üst kanal direncimiz bizi bu seviyelerde karşılıyor. Üst kanal direncine değme oluşumu tabii ki illa bu seviyelerde gelecek diye bir şey yok. Biraz daha zaman sağlıkla da birlikte daha yukarılara atabilir. Ama gelelim bir de biz Kuva Granit'in dolar tarafına. Aynı zamanda Kuva Granit'in fabrikasında yeni yerlere devreye aldığını biliyoruz. Ondan sonra baktığımızda Kuva Granit'in teknik tarafında yani bu işi yaptığı teknik seramik tarafında çok büyük fabrikası olduğunu ve dünya üzerinde güzel en büyük fabrikalardan birisi olduğunu da biliyoruz. Quagrant'in. Burada kim teksim fotoğrafı almışım. Quagrant'i koymamışım. Hani e, görselle anlatmak istedim ama onu koymamışım. O yüzden görseli şu an için video içinde gösteremeyeceğim sizlere. Quagrant dediğim gibi patron tarafından çok e, düzgün temiz insan olarak bilindiği için de benim tarafımda ön planda. Çünkü pandemi zamanındaki süreci çok iyi biliyorum. Malın altına yattığını çok iyi biliyorum şirketine güvendiğini çok iyi biliyorum. O yüzden benim için de ön planda olan şirketlerden bir tanesi. Şimdi baktığımızda bir düşüş söz konusu mu? Evet söz konusu. Ama yüzde binlik bir sermaye artırmanın ardından bu düşüşün olması çok normal bence benim için. Arada major düşen trend kırılımı bakın bugün gerçekleşecekti. Az önceki oluşum dolar tarafında da söz konusu. Bugün buradan düşen trendi yapmış olsaydı yukarı yönünü gayet ivmeli bir şekilde çizgimizi incelttim. Şuraya da koyduk. Yukarıya yönlü dolar tarafında ana düşen trend kırılımına doğru o 0.37 centlere doğru bir yükseliş yapacaktık. Bu yapacağımız yükseliş de bize %30'luk bir yükseliş getirecekti. 0. Orada dediğimiz 38 centler kırıldığında ise dolar tarafında da üst kanal direncini hedefleyecektik. Burada hedefleyeceğimiz direnç ise 0.60 cent seviyeleri olacaktı. Yani baktığımızda yine burada %100 özleri bir getiriyle biz sistemimizi takip edecektik. Yani Kuagrant'ı şunu söylemeye çalışıyorum kısa ve öz bir şekilde. İlk etapta %100'lük bir getiri potansiyeli mevcut. Ama ben şirkete çok güvendiğim için bu getirinin de yakın zamanda çok aza ineceğini ve bundan sonra da inşallah gerekli sermaye artırımını yaptı. Temettü tarafına da geçerse şirketin adından çok söz ettireceğini biliyorum. Eğer burada üst kanal direncine de geçersek bu sefer Kuagrant'ı 1 1.5 dolarlar üzerinde görmek çok mantıklı olacak. Çünkü çok güçlü bir şirketten bahsediyoruz dostlar. Benim çok güvendiğim şirketlerden bir tanesi Kua Granit. Oluşum çok güzel. Oluşumu iyi takip edelim. Ee, benim için 1 dolar altında çok ucuz kalan şirketlerden bir tanesi. Tabii ki buradan da 1 dolara kadar giderse bu neredeyse %200'lük bir getir demek. Eğer burada endeks sağlam bir düzeltme yapacak ve bundan da bu hisseye etkilenecekse dediğim gibi 6.56 ve şurada fil attığımız 5.70 seviyesi 5.78 seviyesi benim için iki önemli seviye olacak. Yukarı yönlü hedeflerimizi söyledik. yüzde %200 getiri hedefiyle bu şirket tutulabilir. Umarım dediğim gibi bundan sonra sermaye artırımı yaptığı temettü tarafında şirketimizi görmek çok mantıklı olur. Geldik şimdi bir diğer son hissemiz olan Kimtex poliüretan arkadaşlar. Hemen Kimtex'e bakalım. Kimtex'in de farklı bir yeri var benim açımdan. Ona da geçeceğim. 1.5 milyarlık bir öz kaynak söz konusu. Borcunun %55 arttığını, finansal borçlarının %10 arttığını, duran ve dönem varlıklarının %10'a yakın arttığını görüyoruz. Satışlarında %65'lik güzel bir artış var. Brüt karında yine %80, esas faaliyet karı %24. Fabrik'te de %60'lık bir kar söz konusuyken net dönem karının %14 azaldığını görebiliyoruz. Ama çoğu şirkete göre güzel karlılık arkadaşlar bu taraf. Neden? Şimdi hemen nedene bakalım. Geçtiğimiz yıla göre bu enflasyon varken bile bak %74 milyon satış 150 milyon. Çok fazla erememiş diyebiliriz kaba tabirle. Şirket bilgilerine baktığımızda bakın çok fazla burada Ethel Sasson, Bedi, İshak, Salvo, Yuda hepsini görüyoruz. Innovis ticaret danışmanlarını görüyoruz. Halka açıklığının %25 olduğunu görebiliyoruz burada. Rakip analizlerine baktığımızda kimya ve plastikte karşımıza çıkıyor. 27.20 FK993 PDD ve 24.06 Faber karşımıza çıkıyor. Gayet yüksek rakamlar olsa da bu rakamların zaman zaman yavaş yavaş düzeleceğini düşünüyorum. Sermaye artırımı temettü tarafına geçiyorum. 1.5 milyarlık bir tahta demiştik. 243 milyona %100 belasız olarak sermaye artırım başvurusunda bulunduğunu biliyoruz. Ayrıca temettü tarafında güzel olduğunu söyleyebilirim. 2023 7. ayın 14'ünde 2 lira 21 kuruşluk temettü dağıtım gerçekleştirmiş. %50'lik dağıtım oranı işte aza indirilecek bir dağıtım oranı değil. Şimdi geldik KMAP'ın teknik grafiğine. Baktığımızda çok fazla bir geçmiş olmadığını görüyoruz. Şirketimizin hani ee, ama düşen trendi şurada 92 seviyelerinde kırdığını ve 92 seviyesinde düşen trend kırıldıktan sonra yukarı yönlü anlık olarak %40'lık bir getir elde ettirdiğini görebiliyoruz. Tüm bunlar olurken arkadaşlar KMP'de burada nasıl bir potansiyel mevcut? Şimdi ona geçelim. Aslında baktığımızda 190 liralara kadar ilk etapta bir potansiyel Türk Lirası tarafında mevcut. 190 liralardan sonra %100 bölüneceği için bu fiyatlar pahalı gelecek. ve 100 lira 80 lira bazında tekrar yeni bir oluşum gerçekleşecek. Bu oluşumun ardından tekrar yukarı önüne gidecek neden? Çünkü KM bakın tek bir görselle size anlatmak gerekirse KimFoot, KimFlex, KimRigid, KimCase, KimPol, KimRaw ve KimPlus görüyoruz. Peki bu ne işe yani KM tur ne yapıyor? 600'e alışkın sistem. Geniş ürün gamıyla bakın su yalıtımı, motosiklet koltuğu, soğutma sistemleri, ofis koltuğu, yatak başlığı, çerçeve, güneş paneli sistemi, çatı izolasyonu, taş yün, sandviç panel, visko yastık, visko yatak, koltuk, tavan döşemesi, garaj kapısı, direksiyon, araç koltuğu, konsol, paspas, reaksiyon, enjeksiyon kap kalıplama, ses yalıtım sistemi, kablo donanımı, filtreler, ayakkabı sistemi, koltuk ayağı, ve bağlayıcılar tarafından arkadaşlar inanılmaz bir şekilde tek bir görselle ne kadar büyük bir şirketi konuştuğumuzu anlayabilirsiniz. O yüzden ben bu şirketi çok beğeniyorum. Yani hayatımızın her anında olduğunu gayet net bir şekilde tek bir görselle söyleyebiliyoruz. Dolar tarafına bakarsak neler söyleyebiliriz? KM Pro'nun dolar tarafında bakın güçlü bir düşen kırılımı geldiğini ana tren kırılmış. Ondan sonrasında ise fitil attığı bir seviye var. Bak bugün onu da kırmış. Şu an için öyle gözüküyor. Bunu da kırdıktan sonra, hani tüm bunlar gerçekleştikten sonra bakın. KMAPUR'un aslında şu düşen trendi artık kaldırdım. Şurada ana düşen trend zaten kırılmıştı ama onu da kaldırdım. Bundan sonrası için neler söyleyebiliriz? Yatayda çok kuvvetli bir yeri varmış. Onu geçtiğini görüyoruz. 4.57 dolara geçtiğini görüyoruz. Bundan sonrası için eğer bir dolar tarafında bayrak boyu takip edeceksek. Bakın dostlar tepe noktasından aldığımızda ee, burada sıralı dip seviyelerimiz var. Önce bunlara bakacağız. Sıralı dip seviyelerimizi neden söylemek istiyorum. Bakın şimdi. İlk dip seviyemizdeki hedefimizi buraya bırakıyorum. 6.93 dolar. Filamanın ikinci dibine bakıyoruz. Burada baktığımız seviyesi yine gördüğünüz gibi 8.66 dolar. Üçüncü dip seviyesini belirleyeceksek asıl trendin başladığı seviyeyi belirleyeceksek o zaman işler biraz daha değişiyor. Ve burada arkadaşlar bizim ana hedefimiz devreye giriyor. Peki buradaki hedefimiz ne olur? Baktığımızda buradaki hedefimiz de yukarı yönlü ilk etapta 12 dolar seviyesi olabilir. Şimdi KM burada bu potansiyel bu gelecek var. Tüm bu hedeflere bakarsak neler söyleyebiliyoruz? 6.93 çarpı 27 dersek 187 liralık bir hedef. TL bazında da 190 zaten bizi karşılamıştı. 8.82 çarpı 27 dersek bu hedef 238'lere yükselir. Peki 12 dolara hedeflediğimizde ne olur? Yine aynı şekilde 330 dolara kadar bir potansiyel olur. Siz burada %100 bedelsiz sermaye arttırımı aldığınızda fiyat nereden bölünürse bölünsün artık yukarıya doğru e, ne yapar? 160-170 dolara kadar tekrar bir hedef güncellemesi yapılabilir. Baktığımızda sektörel tarafında çok farklı kula hitap ettiği için ve ilk etapta burada baktığımızda sermaye arttırımının olduğunu ve geçtiğimiz yıla göre de şirketin erimediğini, kaba tabirle erimediğini, bence çeyrek denet satışlarının geçtiğimiz yıla göre de iyi olduğunu, öz kaynaklarının iyi olduğunu gördüğüm için KM Pro yani Kimtex Polaritan'a burada yer vermek istedim. Şimdi hisselerimizi tekrar konuşacak olursak KM Pur, Kuva Granit, Cemtaş, Bera, Evren, Orge yani ilk etapta 6 tane şirketten sizlere bahsettim. Bu 6 tane şirketin gelecek olarak benim tarafımda potansiyelleri bu şekilde. Güzel potansiyeli olan şirketler. Dediğim gibi bunların içinde KM Pro'nun temettü tarafı güzel. E, KUVA Garanti şu an temettü tarafı yok ama güzel güçlü bir bedelsiz sermaye artırımından çıktı. Umarım bedelsiz yani e, temettü tarafında da yerini alır. Cem Cemtaş'a baktığımızda Cemtaş'ın da bir temettü tarafı vardı. İlk etapta aynı zamanda Cemtaş da güzel bir bedelsiz sermaye artırımından çıktı. Temettü tarafında hatır sayılır şekilde olduğunu görebiliyoruz. Bera'nın temettü tarafı düşük ama o da güçlü bir bedelsiz sermaye artırımından çıktı kendi içinde. Onun ardından da yine yukarıya doğru hedefleri belli. Europe'nin baktığımızda Euro'nun temettü tarafı da yok şu an ilk etapta. Çünkü ee, bu tarafta zaten çok da güçlü bir şey beklemiyorum ben. Yeter ki hedeflerine getirsin. Euro bazlı hedeflerine getirsin. Bedelsiz güçlüydü Evet 2022 12. yılında ama artık 8-9'a geçti. Bundan sonra bir an önce yaptığı işlerin karşılığını bu tarafa da vermesini bekliyoruz. Nevi Hatipoğlu'nun. Orge'ye baktığımızda Orge'nin dedi ki yaptığı yani inşaat tarafında yaptığı işler çok etkileyici ve çok iyi. Çeyreklik net kar geçen yıla göre gerilemiş olsa da bunu bir an önce toparlayacağını düşünüyoruz. Sermayesinin 80 milyon olduğunu göz önünde bulundurursak ileriye doğru bedelsiz potansiyeli barındıran sitelerden birisi olabilir. Temettü tarafında şu an etkinliği yok ama organelinde yaptığı işlere nazaran yukarı yönlü hedeflerini sizlere belirttim. Bu altı şirket iyi takip edildiğinde, gerekli yerlerde direnç seviyelerinde doldur boşalt yapıldığında sizlere kat ve kat getiri elde ettirebilecek şirketlerden bir tanesi. Zaten minimum beklentimiz hemen hemen her birinden %100, %100 %150, %200 gidiyor ki zaten şu dönemde eğer endeks tarafında da beklediğimiz 12 binler ve 20 bin seviyelerini düşünürsek yani bu şirketlerde bu fiyatlarda kalmayacağını biliyoruz. O yüzden yatırım anlamında ben uzun vade ya da orta vade şirket bulamıyorum diyenler için güçlü şirket, güçlü iş kolları, güçlü anlaşmalar ve ne yaptığını ne ettiğini bilen sürekli piyasanın içinde etkin bir şekilde rol oynayan şirketleri sizlere paylaşmaya çalıştım. Kimisinin yurt dışı tarafı çok iyi, ihracat tarafı, kimisinin yurt dışında yaptığı işler çok iyi, kimisi holding olduğu için çok farklı kapsam var elinde. Kimisi e, çelik tarafında çok iyi, seramik tarafında zaten fabrika bazında en iyi seramik fabrikalarından birisini konuşuyoruz. Kim burada geçtiğimizde onun da hayatımızın her noktasında bizlere dokunduğunu gayet net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Genel anlamda bahsedeceğim şirketler bu videomuzda bunlar da arkadaşlar. Şimdi sizler de Video bitti artık bir de kanal tarafına geçmek istiyorum kanalımıza destek olmak adına arkadaşlar katıl tarafında bizlere destek verebilirsiniz burada birkaç tane katıl tarafında başlığımız mevcut eğitimimiz mevcut birebir online eğitimimiz mevcut emeklerin karşılığı altında ve kanal destek altında burada katıl tarafında opsiyonlarımız mevcut tabii ki Telegram grubumuzdan da sizlere her şekilde dönmeye çalışıyorum şuradan Telegram grubuna ve buradan da Twitter tarafında bizlere katılarak destek verebilirsiniz. En büyük desteği beğenilerinizle veriyorsunuz. Twitter tarafında da eğitim videomuzu retweet right atıp beğenirseniz bize yine destek vermiş olabilirsiniz dostlar. Şimdilik bu videomuzu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.